Ali Bey, sizden bir hareketlilik gördük. Evet. Bu soruya yanıt istiyorum. Son çok hızlı bir tur döneceğim. Başka başlık açacağım. Ben ona geçmeden, geçenki TV100'deki programda bir yanlış anlaşılma oldu. Bu İsrail'le ticaretin durdurulmasıyla ilgili özellikle Sivas'taki yerel gazeteler bile manşet attı. Fatih Altaylı benimle ilgili vay be diye programlar yaptı. Şimdi şunu söyleyeyim, yanlış anlaşılması düzeltmek adına söylüyorum. Filistin hakkında, Gazze hakkında bizim hassasiyetimiz ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ortada. Türkiye'nin hassasiyeti ortada. Ne hassasiyeti mesela? Müsaade et. Türkiye'den her gün 8 gemi bak, İsrail'e mal götürüyor. Bak bu çok önemli bir şey. Önemli bir şey. Bir sus. Hassasiyet ne? Tamam buyurun. Bir müsaade. Hayır merak ettim hassasiyeti. Şaban Bey'in söyledikleri doğru değil. Hassasiyeti bunlar niye oluyor? Şimdi müsaade et. Söyleyeyim ondan sonra. Bakın, orada duruyor. Şimdi yani, bugün bu hassasiyetlerimiz ortada. Türkiye'nin Filistin'e, Gazze'ye yapmış olduğu yardımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ortada. O günkü programda şu gündeme geldi. Ya İsrail'le ilgili ticaret durdurulsun dendi. Ben de şunu söyledim. Evet, ticaret durdurulmalı ama oradaki yapılan ticaret, oraya giden gemiler, oraya giden ithalat %40 azaldı, ihracat %30 azaldı. Ama oraya giden gemilerin %80'i oradaki İsrail'e değil, İsrail üzerinden Filistin'e giden mallar. Neden? Çünkü Filistin'in hiçbir tane limanı yoktur. Oraya giden gemilerin tamamı, oraya giden malların tamamı, oraya giden o gemilerdeki yüklerin tamamı Filistin'e de gitse İsrail üzerinden gitmek mecburiyetinde. Ticaret Bakanlığı açıklamasında öyle demiyor. Ticaret Bakanlığı'nda hemen açıklaması var burada. Filistin'e gidiyor demiyor. Filistin'e gidiyor. Bakın. Ben konuştum canım. Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması var. Devlet burada, Ticaret Bakanlığı başkan kendisi açıkladı. Devlet silah göndermiyor. Hayır, devletin oradaki hiçbir şey göndermiyor. Bir şey de almıyor. Ama bu tamamen tüccarın yaptığı ticaret. Devletin ticareti yoktur. Müsaade. Tamam. Evet, müsaade etsin. Buradan siz lafınızı bitirin, buradan çıkalım. Hemen çıkacağım. Hemen çıkıyorum. Bakın şimdi değil. Kendi başınıza lütfen başlık açmayın. Siz açıklamanızı yapın. Buradan çıkalım. Hemen çıkalım. Bu bir polemiğe dönüşmesin. Buradan giden o gemilerle giden malzemenin %80'i Filistin'e, oradaki Filistin halkına gidiyor. Oraya gitmesi için de mutlaka İsrail limanlarını kullanmak mecburiyetinde. Sevgili Ali Bey, Filistin'e giden yardımlar Mısır üzerinden gidiyor. Orada Refah Kapısı'nda sadece bakın Gazze'ye giden Refah Kapısı var. Mısır'da koordinasyon merkezi var. Bu önemli bir konu. Mısır üzerinden gidiyor. Ya şunu yapma bari ya. 5 tane liman var. 5'i de İsrail'in elinde. O limanlara giden gemilerin tamamı İsrailli Yahudi tüccarlar eliyle oradaki şeylere veriliyor. Filistinlilere. Ve o Filistin'e giden oradaki kardeşlerimizin yarasına bir merhem oluyorsa, bir aspirin gidiyorsa, bir ilaç gidiyorsa, bir konserve gidiyorsa, oraya bir demir gidiyorsa, bir çimento gidiyorsa, oradaki buradaki eğer İsrail'le ilişkiler kesilsin dendiği anda İsrail limanları olduğu için Filistin'e bir tane aspirin dahi gidemez o zaman. Benim söylemek istediğim budur. Peki. Dolayısıyla orada yanlış anlaşılmaya mahal vermesin. Muhalefet diyor ki, şimdi muhalefet ne yapıyor? Diyor ki Filistin'le ilişkiler kesilsin. Ya Filistin'le ilişkiler kesilsin. Şimdi silah göndermiyor ki nereden? Ya yalan bu, iftira bu ya. Yapmayın Allah aşkına. Yani iftira bu. Ya iftira ediyorsunuz. İftira biraz önce Ramazan dedin ya. İftira atmıyorum. Ramazan dedin. İftira atıyorsun, iftira ediyorsun. Açıkladığı liste var. Ya yapmayın ya. Gösterin bir tane. Şaban Bey.
Ayıptır ya. Sana, ya gerçekten akıllı. Hayır. Dünkü şey programda, Perşembe günkü programda şimdi ben burada... sana anlattım Şaban Bey. Anlatmama rağmen aynısını söylüyorsun. Hacı sen ne anlattın? Anlattım ne, ben sana açıklamaları söyledim. Ya Ticaret Bakanı'nın açıklaması da var burada. Ben de görüştüm ama bak diyor ki... Devlet kurumlarından İsrail'e silah gitmiyor dedi. Burada silah dediğin şeyin balıkçıların zıpkını olduğunu... Devlet firmaları hiçbir şey satmıyor. Silah adı altında geçtiğini söyledim. Dolayısıyla şimdi orada... Bana gelince söylerim. Orada şimdi... orada Yeniden Refah Partisi için bunu yapıyorlar. Şimdi Yeniden Refah Partisi için ne diyor? Yeniden Refah Partisi ne diyor? Diyor ki bizim iki tane, üç tane şartımız var. Bu şartları yerine getirin, biz hemen İstanbul adayımızı çekelim diyor. Ben de buradan... Neymiş o şartlar? Küreciyi kapadın, emekli maaşlarını 20 bin lira yapın, biz hemen İstanbul adayını çekelim. Yani burada... İsrail'e ticareti kesim. İsrail'e ticareti orada kesim. Ömer Bolat ilk açıklamayı TR100'e yaptı. Yeniden Refah Partisi'nin ne istediğini yarınki yazımda yazıyorum ben. Yeniden Refah Partisi'ni de bunu işte bunu bilsin herkes. Gayet güzel buradan organize ediyorsunuz. Olmayacak şeyi söylüyor. Bakın ben de şunu iddia ediyorum buradan. Söylemeyecektim ama şunu söylüyorum. Son söz toparlayın, çıkıyoruz. Son söz, konumuz söylüyorum. Değil bu. Bunu eğer, tartışmışsınız eğer, diğer programlarda. Eğer bakın evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küreci yerle bir etse... Kapatmayı bırak, yerle bir etse, emekli maaşlarını da 50 bin lira yapsa, İsrail'le de savaş açıp İsrail'i de yerle bir etse, Yeniden Refah Partisi adayını yine çekemez. 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 Ben bir şey... Peki. Ben konuşabilir miyim? Şaban Bey, siz bu konuyu konuşmuşsunuz ama. Ne zaman kendi aranızda. Bu başka bir programda tartıştığınız evet, bir mesele değil mi? Onun için söyledim başka bunu. Başka bir programda yani başlıkmışım. Biz kendi akışımızdan gidelim. Ya. Bunlar akışım, çok tartışıldı. Ama yani size de oradan bir şey mi dedi? Ben mi kaçırdım? Lütfen buradan çıkalım. Lütfen. Size de oradan bir şey mi söyledi? Bir cümle söylemem lazım. TV100'ün izleyicileri yanlış bilgi kalmasın. Bakın. Yok. Ama o da siz, onlar Türkiye, da sizin verdiğiniz bilginin doğru olmadığını söylüyor. Efendim, Türkiye, o zaman bunu tartışırız ya efendim, yani. Türkiye, Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye yapılan açıklama var. Önce kurumu, şöyle bir iftira attılar sevgili Cansu. Dediler ki barut bilmem ne patlayıcı madde gönderiyorlar dediler. Raporta onların yazıyor. Onların yalan olduğu ortaya çıktı. TÜİK, devlet yazıyor. Kurumu yalan mı söylüyor? Bu iş öyle değil. TÜİK. Devlet ama öyle değil. Bir dakika. Yani, Bolat, sizin hassasiyetiniz Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetinden daha mı fazla? Yani yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Arkadaşlar ben kimsenin insafına sığınacak halim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Vatandaşıysan o zaman doğruları konuşacaksın. Doğruları konuşuyorum. Bak, doğruları konuşmuyorsun. AK Parti'nin yönettiği TÜİK. Ne diyor? Bak ne diyor? İsrail'e Şubat ayında Türkiye'den giden şeyler, mallar. Kalem kalem. TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu. Sayıyorum 93. sırada silah ve mühimmat ve bunların aksam parça ve aksasyonları. Kim vermiş de silahı vermiş? Ya 80, yapmayın Allah 88. sırada. Ya bırak ya. Ya mesela dakika, bunu 88. Bunu, sırada bunu, hava taşıtları, ama uzay bir şey söyleyeceğim Şaban Bey. Bu açıklama geldi. Mesela o maddeyle ilgili bakanlık sevgili diyor ki Cansu, o okuduğunuz maddenin alt tüfeği olduğunu ya söylüyor. Ya ben Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasını okuyorum ya. Ya bak ne diyor burada. Ya arkadaşlar. Diyor ki Ocak ayında 36. fasıl barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, pirofevik alaşımlar, ateş tamam. alıcı maddeler başlığı altında jet yakıt ve çakmak gazı çakmak 96. fasıl 93. fasılda ise silahlar ve mühimmat bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında yivsiz av tüfeği, yedek parça ve aksesuarları, balıkçılık malzemeleri gönderilmiş. Kim söylemiş bunu? Ticaret Bakanlığı açıklaması. Ticaret Bakanlığı siyaseten bu İsrail nedeniyle bir siyasi fatura çıkmaması için bu açıklamayı yapıyor. Tek maksadınız ne biliyor devletin, musun? Devletin kurumu, devletin, yok, devletin kurumu, devletin Refah Partisi'ni kışkırtmak için. Kendi yönettiğini, muhalefetin yaptığı tek maksatınız ne biliyor musunuz? Oradaki Filistinli kardeşlerimize hiçbir iğne dahi gitmesin. Yok evet. Ya. Evet, yani, aynen öyle. Filistin'e yardımlar. Bunu amaçlıyorsunuz. Ali Bey. Bunu amaçlıyorsunuz. Millete yanlış bilgi veriyorsunuz. Yanlış bilgi ve doğrusunu söylüyorum. Türkiye'den bakın, bu sefer Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması. Diyecekler. Kardeşim. Siz ondan sonra da diyeceksiniz ki oradaki mücadele eden insanlara bir gün önce diyeceksiniz ki bunlar terör örgütü diyeceksiniz Hamas'a. Ondan sonra kalkacaksınız. Ya Ramazan geç, geldi. Onları, Ramazan geç, geldi. Seçim geç, geldi. Kamuoyunda algı oluşturmak için de diyeceksiniz. Onları ki, biz Filistin'in ya yanındayız diyeceksiniz. İsrail'le, şimdi kalkacaksınız İsrail'le savaşı durdurun. Savaşa girin. Efendim İsrail'le ilişkileri kesin. Ticareti kesin. İsrail'in bizden mal almaya ihtiyacı da yoktur. Yok, niye İsrail'e gökten yağıyor. Bak şimdi. Niye silah satıyorsunuz İsrail'e? İsrail'le ticareti kestik diyelim.
O Filistin'e yardım gitmiyor. Türkiye yardım göndermiyor diye. Göndermiyor. Ondan sonra bunu arkadaşlar, söyleyeyim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani bunu ya, söylemek yalan, için. Yalan konuşuyorsunuz demeyeceğim. Yalan konuşuyorsunuz yani, demeyeceğim. Dersiniz yani İsla, bunu, bu Türkiye, potansiyeli Filistin'e görüyorum yardımlar, ben sizde. Filistin'e yardımlar hem Türkiye'nin yardımları hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem Katar'ın hem İran'ın bütün yardımlar Mısır üzerinden gidiyor. Ya Mısır üzerinden İsrail giden refah kapısı sadece refah kapısı. Söylemeyin. Gazze'ye gidiyor. Millete Gazze'ye gidiyor. Gazze'ye gidiyor. Bilmiyorsun. Oraları bilmiyorsun. Bakın Ramazan oraları bilmiyorsun. Ramazan ya Ramazan'ı istismar ediyorsunuz ya. Bırakın ya. Din istismar, iman istismar ediyorsunuz. Her şeyi istismar ediyorsunuz. Filistin istismar etmeyin. Orada orada kan gölüne dönmüş. Orada çocuklar ölmüş. Orada 35 bin insan çekmiş. 100 bin insan millet gerçekleri biliyor. Anlamıyoruz. Filistin'e giden malları engellemek için yapıyorsunuz. Tamam. Bakın. Tamam. Filistin'e giden malları engellemek için. Ali Bey, anladık. Herkes anladı. Millete tamam, böyle, bitti. Teşekkür ederim. Böyle yanlış bilgi vermiyorum. Yanlış bilgi vermiyorum. Filistin'le ticareti engellemek istiyorum. Tamam. Devletin bilgisini yalanlıyorsunuz. Sizi de anladım. Neyi yalanlıyorsunuz? TÜİK diyor ki. Ya devlet, TÜİK değil. TÜİK diyor ki silah ve mühimmat diyor. Diyor. Bakan açıklama sen yapıyor. Ki, hayır, diyor ki devletin firmaları diyor burada ticaret yapmıyor. Devletin, ama ben devletin bakın, firmaları o, mı yapıyor diyorum. Ya, Türkiye'de. Ama ben demin açıklamayı Türkiye'de özel ya, açık niye inanmıyorsun buna devletçi? Niye inanıyorsun? Bakanın ya? Açıklaması. Ben bakana mı inanacağım devletin firmaları. Ya sen 40 yıllık şeyi anla önüne alıyorsun bir tane. Bakana inanmıyor. Okuyorsun onu. Bakanın açıklamasına inanmıyor. Nasıl bak? İnanmıyorum bakan kendisi. Ya bırak Allah aşkına evet, ya. Ya geç onu ya. Amaç şey. Tamam. Amacınız ben devletin kurumuna inanıyorum. Devletin kurumuna inanıyorum. Tek şeyiniz ne biliyor musun? Burada babaannem diyordu ki oğlum denize düşen köpüğe sarılır. Şimdi refah şeyine sarılmışsınız. Ya onu kışkırtmaya çalışıyorsunuz. Ayıptır ya. Peki. Oradan size bir şey çıkmaz. Peki. O refaha oy veren, bakın, verecek oradaki kardeşlerimizin sağduyusuna ben inanıyorum. Göreceksiniz. Bakın orada. Siyasi propagandayı sizin, boş ver. Siyasi propagandayı boş ver. Yok sen siyasi propaganda İsrail'e, değil. İsrail'e karşıyız diyorsun ya. İsrail'le ticaret 2,5 milyar dolarmış. İsrail 10 milyar dolara çıkmış. İsrail'e karşı İsrail olduğumuzu görüyorsunuz. Dünya katı, görüyor. Dünya. Dünyada bir tane ülke var. Bir tane de lider var. İsrail'e karşı olan. Şu tartışmayı şöyle bitirebilir miyiz? İsrail'e ticaret 4 kat düştü. Bu yalan Şaban. İhracat Rabia gibi. İhracat %30 düştü. İthalat %40 düştü. Evet. Yalan söylüyorsun. Burada sadece giden mallarda Filistin'e gidiyor. Tamam bunu buradan gidiyor. Çıkabilir miyiz? Yalan Şaban söylüyorsun Bey. Şaban. Kim yalan söylüyor? Sen söylüyorsun. İhracat %30 düştü. Fuat sen yalan söylüyorsun ya. %30 düştü ihracat. Aa, bir dakika artık birbirinize yalancı deme noktasına gelmeyin. Yalan ya. Yalan bu ya. Buradan yalan çıkabilir miyiz? Allah. Buradan yalanı çıkabilir miyiz? Fuat Bey lütfen. Buradan çıkabilir miyiz? Konumuz değil bu. Şaban Bey lütfen. Filistin'e yardım ben ticaret bakanlığına gidiyor diyorsun. Ya nereden gidiyor? Ya Mısır'dan gidiyor. Gitmiyor. Bir tane refah kapısı var. O da Gazze'ye gidiyor. Kızılay'ın koordinasyonu. Ya Gazze'ye giden bir tane refah kapısı var o da Mısır'da. Tamam. Öbürlerin tamamını anladık. İmanlar ne bizim İsrail? Şaban Bey sizin söylediğinizi anlamıyor, kabul etmiyor. Siz Şaban Bey'in söylediğini kabul etmiyorsunuz. Şaban Bey kendi söylediğini anlamıyor ki. Söylediğin üzerine bir açıklama var. Şaban Bey de diyor ki ben bakanlığın açıklamasını kabul etmiyorum. Ama birbirinize yalancı demeyin.